Onunki tam olarak kayıplarla dolu bir yaşamın öyküsü. Yani hazırlan, yenil, hazırlan, yenil ve tekrar hazırlan, sonra yeniden yenil hikayesiydi. Ta ki son seçimlerde Yahudi lobisini arkasına alana kadar. İşte en genç senatörden en yaşlı başkan unvanına uzanan Joe Biden'ın hayat hikayesi. Daha önce sık sık Türkiye'ye geldi, Başkan Erdoğan'la görüştü, hatta yaptığı skandal açıklamalar yüzünden Türkiye'den özür bile diledi. Ama biz onu daha yeni tanıyoruz. Bakalım Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden kim? Daha önemlisi Biden'ın Türkiye tutumu nasıl olacak? Eminim bu bilgiler sizi çok şaşırtacak. Joe Biden 1942 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Pensilvanya'da dünyaya geldi. Ancak bu zenginlik çok da uzun sürmeyecekti. Dedesi petrolle, babası ise çiftçilikle uğraşıyordu. Ancak Biden dünyaya geldikten sonra ailecek finansal sorunlar yaşamaya başladılar. Ailesi çocukları arasından Joe Biden'ı seçerek ona daha iyi bakacağını düşündükleri anneannesine verdi. Joe Biden 1961 yılında Archmere Akademisi'nden mezun oldu. Akademi hayatında futbol ve beyzbol sayesinde adını tüm okula duyurmuştu. Ancak ABD'nin yeni başkanı o dönemde siyasi hiçbir faaliyete katılmadı. Mezun olduktan sonra Delaware Üniversitesi'nde tarih ve politika bilimi alanlarında çift anadal yaptı. Sonrasında Syracuse Üniversitesi'nde hukuk okudu. Ve bu dönemde de siyasete olan ilgisizliğini sürdürdü. Tabii bu hırslarına engel değildi. İşte tam olarak bu yüzden mezun olduktan sonra siyasi kariyerine başladı. 1970'te meclis üyesi seçildi ve 2 yıl sonra ise senatoya seçilerek ülkenin en genç senatörlerinden biri oldu. Uzun yıllar senatörlük yaptı ve birçok kritik karara imza attı. Başlarda cumhuriyetçi olarak siyasetle ilgileniyordu ancak sonradan bağımsız olmaya karar verdi. Ardından cumhuriyetçilere rakip olabilmek için demokratları arkasına aldı. Ancak işler pek de hayal ettiği gibi gitmedi. Siyasi duruş söz konusu olduğunda kararsız kalan Biden, konu seçim sonuçlarına geldiğinde kazanmaya bir hayli kararlıydı. Öyle ki seçim kampanyası için ayıracak bütçesi sınırlı olduğundan bastırdığı el broşürlerini bizzat kapı kapı dolaşarak seçmenlere dağıttı. Bu seçimler esnasında Biden trajik bir şekilde araba kazasında eşi ve 1 yaşındaki kızını kaybetti. Kazada yaralanan 2 oğlu hala hastanedeyken de seçimleri kazandığını öğrendi. Öyle ki senatörlük için etmesi gereken yemini hastane bahçesinde yoğun bir medya ilgisiyle gerçekleştirdi. Biden'ın özel hayatındaki krizler ve bunları medyayla açık şekilde paylaşması, bazı kesimler tarafından oy verenlerin empatisini kazanmak için planlı yürütülen bir seçim kampanyası olarak değerlendirildi. Biden, siyasi arenada bulunduğu sürenin büyük bir kısmında yaptığı işlerle değil, yaşadığı trajedilerle gündemde kalmayı başardı. Senatörlüğünün ilk yıllarında daha çok çevre ve tüketici hakları ile ilgili çalışmalar yürüterek siyasi meselelerden uzak durmaya çalışsa da bir kesimi ötekileştiren yasaların altında yine Biden'ın imzası vardı. 1998 yılında Demokratların adayı olarak başkanlık seçimlerine katıldı. Ancak seçim konuşmalarında başka bir siyasetçinin cümlelerini adını vermeden kullandığı için büyük bir tepki gördü. Seçim sürerken vaatlerini dahi başka siyasetçiden alıntılayan Biden, bu durum ortaya çıkınca tabii ki seçimden çekilmek zorunda kaldı. Tabiri caizse güreşe doymayan pehlivan misali bu kez de 2008'de yeniden Beyaz Saray için yarışa girdi. Skandallarla akıllara kazınan Biden, ilk siyahi başkan Obama karşısında utandıran gaflara imza atarak büyük tepki topladı ve ancak %1 oy alabildi. Fakat her ne hikmetse Obama, rakibi Biden'a yardımcılık görevini vererek dolaylı yoldan da olsa Biden'ın Beyaz Saray'a girişini sağladı. Kendi oyları sayesinde giremediği Beyaz Saray'dan Obama'nın görev süresi bitince ayrılmak zorunda kalan Biden, yılmadan tekrar aday oldu. Kayıplarla dolu bir yaşam demiştik ya, bu kayıplar sadece siyasi hayatında değil, özel hayatında da devam etti. Kazada kurtulan oğullarından biri beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum Biden'ın siyasi kariyerinden bir süreliğine vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak 2020 yılında acının ve kaybın üstesinden bir amaçla gelmeyi buldum diyerek yeniden başkanlık seçimlerine aday oldu. Seçimlerde en sık vurguladığı vaadi ise Amerika'yı fabrika ayarlarına geri döndürmekti. Ama Amerika'nın hangi fabrika ayarları? Yerlilerin kökünü kazıyan Amerika mı?
siyahi vatandaşları köle varsayan sisteme sahip Amerika mı, yoksa demokrasi vaadiyle tüm Orta Doğu'ya kan kusturan Amerika mı? Henüz bilmiyoruz tabii. Biden bir şekilde en genç senatör olmayı başarmıştı ama en genç başkan olma hayali için artık çok geçti. 77 yaşında girdiği son başkanlık seçimini şaibeli şekilde kazanarak rakibi Trump'ı mağlup etti. Öyle ki bu seçim sonuçları 1960'tan bu yana bir ilkin yaşanmasına, vatandaşların seçim sonuçlarından şüphe etmesi sebebiyle Amerikan Kongre binasını basmasına sebep oldu. Ama biz burayı şimdilik deşmeyeceğiz. Şimdi bizi asıl ilgilendiren kısma geçiyoruz. Biden yeni ABD başkanı, evet. Ama Türkiye'ye karşı tutumu nasıl olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama Biden'ın Türkiye'ye geçmişten bugüne bakış açısını biliyoruz. Gelin geçmişte Türkiye'ye karşı nasıl bir tutum sergilediğine göz atalım. Aslında Biden siyaset hayatı boyunca Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuda yer aldı. Afganistan işgalinin en ateşli destekçilerinden biri olan Biden, aynı şekilde Saddam'a müdahale edilmesine neden olan isimler arasında. Ancak Biden'ın asıl Türkiye düşmanlığı 1974 yılında Kıbrıs'a düzenlediğimiz barış harekatından sonra ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu her olayda karşı tarafı destekledi. Seçildiği eyaletteki Yunanları arkasına almış olacak ki Rum ve Yunanlıların senatodaki en büyük kozu Biden oldu. Kıbrıs harekatının ardından Türkiye'ye uygulanan her ambargonun arkasında Biden vardı. Biden'ı destekleyenler arasında Yunanlar ve Rumların yanı sıra Ermeniler de vardı. Tabii söylememize bile gerek yok ama yine de söylemiş olalım. Biden sözde Ermeni soykırımının savunucularından da birisi elbette. Ve hatta Amerika'nın sözde soykırımı tanıması gerektiğini savunuyor. Son seçim çalışmalarında sözde soykırımın yasa tasarısını meclisten geçireceğini de söylemişti. Kendini Yahudi olmayan bir Siyonist olarak tanıtan Biden'ın tabii ki İsrail konusunda da tavrı oldukça net. Biden, İsrail'den nasıl bir çıkar elde ediyorsa artık, milyonlarca masum insanı bombalayarak öldürdüğünü inkar ederek sadece kendini savunduğunu iddia ediyor her konuşmasında. Biden'ın Türkiye karşıtlığı tabii ki bununla da bitmiyor. Yıllardır bu topraklarda anaların ciğerini sızlatan şehit haberlerinin sorumlusu PKK ve PYD terör örgütlerini de destekleyen aktörlerden bir tanesi. Biden'ın Türkiye düşmanlığını en net ortaya koyduğu olay ise 2016 yılında Türkiye'ye gelerek terör örgütü savunucusu ve askeri casus Can Dündar'ı evinde ziyaret etmesiydi. Can Dündar için çok cesur biri diyerek tarafını belli etmişti. Biden'ın yıllardır süregelen Türkiye tavrında hiçbir değişiklik yok. Son olarak New York Times'a verdiği röportajda Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmemiz lazım. Erdoğan'ın karşısında duran muhalefeti desteklemeliyiz demişti. Bu Biden'ın siyasi hayatı boyunca yaptığı en cesur açıklamaydı. Hatta açıkça bir darbe çağrısıydı. Biden bu açıklamayla Erdoğan'ı kendine bir tehdit olarak gördüğünü tüm dünyaya duyurmuş oldu. Bugün sizlere Biden'ın geçmişinden ve Türkiye'ye karşı tutumundan kısa bir şekilde bahsettik. Biden'ın yeni dönemde neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.